burası açıldı. Şuradan bir canlı ön izleme yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar, ışığımızı yerleştirdik. Şimdi poz ölçümümüzü yapalım. Bakalım nasıl bir fotoğraf çıkıyor, ortaya ne göreceğiz. Şimdi bir şuradaki sıkıntıyı anlatayım. Bakın beyaz bir çizgi var sapta. Zeminin yansıması var, siyah bir çizgi var. Burada bıçağın ağzını görüyoruz ama gördüğünüz gibi siyaha doğru gidiyor. Şimdi bunu böyle fotoğraf çekersek olacak şey şu. Poz ölçümü yapalım, ondan sonra çekelim. Artık şu şeyi bas sana. Bas bakalım. İkiye çevireceğim bu güç. Şu ışığın yüzünü tam 5 yapsana, tam 5 bütünlüğü veriyor. Tamam. Biz 16 diyafram diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, ortaya nasıl bir şey çıkacağını görelim. Bakın ortaya şöyle bir görüntü çıktı. Şimdi buradaki şeyi görüntünün üzerine biraz konuşursak. Şimdi olması gereken şey şu. Metal bir obje çekerken arkadaşlar yüzeyin tam düz yüzey değilse, böyle burada olduğu gibi yuvarlak ya da bombeli yüzeyse, siyah beyaz, siyah beyaz gibi böyle ton geçişlerinin olması ve sert hatlı olması lazım. Bıçağın şurada sapın ağzındaki kısım, bakın. Şurada çok ışık patlaması var. Şuralara doğru ton alıyor ama bu sefer de siyahlık var. Her iki taraf da problemli. Yani gölge gri, o parlak metalik griyi göremiyoruz. Dolayısıyla buraya göre ışığı çözmemiz lazım. Bu da bizim o alıştığımız işte çapraz 45-30 derece gibi açılardan iki taraftan verdiğimiz ışık sisteminin bu işe çok uymadığını gösteriyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bu işi kurtaracak şu yüzeydeki dokuyu alabileceğimiz ama aynı zamanda ışığı, ürünün kontürlerini, üzerindeki o detayları kaybetmeyeceğimiz bu ışık yapmamız lazım. Ve yine de burada da siyah beyaz, siyah beyaz böyle keskin hatlı geçişleri oluşturmamız lazım. Şimdi buna yönelik ışığımızın, fotoğrafımızın şeyini yapalım, ışığını yapalım. Ürünü bu şekilde konumlandırdık. Böyle istedi müşteri bizden. Biz de buna uygun bir şekilde ürünü çekeceğiz. Böyle konumlandırma nedenimi de söyleyeyim arkadaşlar. Dikkat edin. Şu ağız kısmı, bıçağın ağız kısmının yapısını ön plana çıkarıyoruz. Doğal olarak burası önemli. Yani yuvarlak metal sap çok önemli değil. Burada detay var. Burada ton var. Şimdi şu yüzeydeki gölgeliliği homojen hale getirebilmek için ışığın açısıyla olacağız. Artık sen de ricam şu ışığı tam arkaya alalım. Aynı açıdan. Bunu yansıtıcıyla da yapabiliriz, şeyle de yapabiliriz. Kabzayı kilit. Şimdi tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Işığı arkaya aldık. Bunun bile böyle fotoğrafını çekeceğim. Diyafram muhtemelen aynıdır. Buradaki tonu göreceğiz. Problemi göreceğiz. Ona göre çözeceğiz. Şimdi bakın. Bıçağın ağız kısmı dokusu belli olmaya başladı ama çok koyu kaldı. Ama sapı için bu ışık uygun oldu. Neden uygun oldu? Şurada bakın siyah ince bir kontür var tam kenarda. Sonra ışığın kendisi beyaz var. Siyah var. Zeminin yansıması var. Beyaz dolgu ışığı görüyor musunuz? Bak bu çok doğru oldu. Yani bu fotoğrafta şuradan itibaren ışığın bıçağın sapıyla ilgili problemimiz yok. Ama şurayla ilgili bir problemimiz var. Burası bu kadar,
koyu olmamalı arkadaşlar. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Bunu da küçük bir yansıtıcıyla şuraya bir dolgu yaparak bunu çözmeye çalışacağız. Şimdi onu bana ver Artur, bak bir şey göstereceğim. Şimdi ışık arkadan geliyor. Biz bunu burada şöyle bir açıya göre tutmamız lazım. Şunu şey alalım da bir saniye. Görüntüyü canlı izlemeye. Bana bak. Şimdi bakayım, görüntüye girmeyecek şekilde alabilecek miyiz? Yok, alamıyoruz. Ha, bir dakika, bunu tam bizden yana bir ışık yapmamız lazım. Şurada bir yerde. Böyle bir konumlandırmışım ki açayım da yani. Çözemez diye bir şey yok. Evet, ufaktan şöyle bir müdahale edeyim. Heh. Tamam. Demokrasilerde sorun tükenmez arkadaşlar. Ufak bir müdahale edeceğiz. Çok küçük bir minik müdahale yapmamız lazım. Görünmeyecek şeffaf bir şey lazım. Bant var aslında hocam, da bant şey var. Ya, yok. Bant bitti bu şey. Şurada. Şurada. Minik bir bant getirdim. Şöyle yapalım. Sarı böyle bir sapından bir tutup bir tık yapsanıza. Tutun öyle. Bir dakika, hiç bozmayın. Tamam. Okey. Şimdi bakın, pozlandırma çok fazla geldi ama doğru olan bu. Şimdi bunu çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Bir şey anlatayım. Gelin buraya. Sapı için ışık doğru. Şurası için ışık aslında doğru oldu ama çok fazla patlama oldu. Biraz açı vereceğiz onu. Işığın gücünü değiştirmeyeceğim. Küçük bir açı hareketiyle buraya düşen patlamayı azaltmış olacağız arkadaşlar. Çok daha minik bir hareket belki olacak. Onu şimdi bantla çözelim. Onu direkt koyalım. Bir de Artur, ışığı biraz yukarı kaldırır mısın? Bir öyle kalsın bakalım. Hocam ne yaptık da bunu elde ettik? Şunu bıçağın kınama değiştirdik. Sahip Bey bunu biraz değiştirdi açısını. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Sahip bunu bırakın az. Artur ışığı yukarı kaldırdı ya bırakın. Şuna canlı izlemede bir göz atalım. Tamam Artur. Biraz bize doğru yaklaştır o ışığı. Çok az. Tamam, kal öyle. Şimdi çok hafif sahipliği bir tık değer misiniz ona? Aslında tam bu pozisyon olması lazım ama ışık biraz fazla geliyor. Hiç bozmayın, bir daha deneyeceğim bunu. Bir de diyaframı 22 yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Bu sınırda bak. Bu kabul edilebilir bir sınıra geldi arkadaşlar. Şimdi bırakın Sahip Bey. Ama altında gölgeleri oluştu. Gölge mecburen oluşuyor altında. Çünkü ikinci bir ışık yapmadık buraya. Çok minik belki dolgu yapabiliriz. Bu gölge oluşmaz diye bir kural yok. Ama deminkine göre daha şey oldu bu. Sıkıntılı oldu, onu söyleyeyim. Yok yani gölgeli olması bir hata mıdır? Yani? Hayır, değil. Olması gerekiyor da zaten. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Ben bir bant getireyim. Tam bizim açımıza göre bunu şey yapalım. Bulalım. Bir de ışığın pozisyonunu değiştirelim. Normalde bunu şu şekilde şu canlı yazıyı açayım. Şöyle konumlandırıp sadece yansıtıcıyla burayı çözebilirdik de. Onun için de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tam objektif ortasından geçen delikli bir yansıtıcı ayarlayıp onun üzerinde bunu yapmamız lazımdı. Bizim öyle bir yansıtıcımız vardı. Onu bulabilirsek onu da yaparız.